Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınından mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları efendim. Bugün 17 Eylül 2022 günlerden cumartesi, saatlerimiz 19.30'u gösteriyor. Türkiye'de ve dünyada son 24 saatte neler yaşandı ayrıntılarıyla yaklaşık 1,5 saat boyunca getireceğiz ekranlarınıza. Ama önce her akşam olduğu gibi günün öne çıkan başlıklarına bakmakta fayda var. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden Yunan Rum ikilisine bir destek daha geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Güney Kıbrıs Rum yönetimine uygulanan silah ambargosu 2023 mali yılı için kaldırıldı. Peki bu ne anlama geliyor? Yankıları neler oldu? Ayrıntıları birazdan aktaracağız efendim sizlere. Aileler Batı'nın dayatması LGBT için İstanbul'da bir araya geliyorlar. Büyük aile buluşmasının detaylarını ve son hazırlıklarını birazdan ana haber bültenimiz içerisinde bulabileceksiniz ve acı bir tabloyu maalesef ana haber bültenimiz içerisinde ortaya koyacağız. Çiftçi sayısı, kayıtlı çiftçi sayısı gün geçtikçe azalıyor. Peki neden? Ve sonuçları neler olabilir? 2021 yılında kayıtlı çiftçi sayısı neydi? 2022 yılında ne oldu? Birazdan bu haberde ekranlarınızda olacak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'ın ardından bu defa Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti. Birleşmiş Milletler 77. Olağan Genel Kurulu'na katılacak Erdoğan'ın programının ayrıntıları ve çok daha fazlası için buyursunlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin hedefinin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyelik olduğunu açıkladı. Özbekistan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyelik için Hindistan'ın dönem başkanlığına işaret etti Cumhurbaşkanı'na. Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak mı sorusu da yöneltildi. Erdoğan, beklentilerimizi tüm dünyaya anlatıyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 22. Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nin sonuçlarını değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye'nin Özbekistan'ın Semerkant kentinde yürüttüğü diplomatik görüşmeleri gazetecilere anlattı. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin hedefinin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyelik olduğunu açıkladı. Biz Şangay Beşlisi içerisinde üye konumunda değiliz. Buraya ev sahibi Özbekistan'ın davetiyle özel konuk olarak katıldık. Bundan sonraki süreç ise bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır. Bu adımda tabii önümüzdeki dönemin ev sahibi olacak Hindistan'daki görüşmelerde belki gündeme daha ileri seviyede gelecek. Üye olmak, olmamak hepsi ayrı ama bizim bu ülkelerle olan münasebetlerimiz bu atılan adımla çok daha farklı bir konuma taşınmış olacaktır. Bu ifadeler üzerine Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı'na kastettiğiniz Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmak mı sorusunu yöneltti. Erdoğan da tabii hedef o yanıtını verdi. Semerkant'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapılan görüşmeyi de değerlendirdi Erdoğan. Tahıl koridorunun geleceğine ilişkin Putin'le mütabık kaldıklarını söyleyen Erdoğan, biz az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorunu kullandıralım, onlara ulaşalım, bunun gayreti içinde olalım dedik ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanına Rusya KKTC'yi tanıyacak mı sorusu da soruldu. Yanıt, beklentilerimizi sadece Rusya'ya değil tüm dünyaya haklılığımızı anlatıyoruz oldu. Erdoğan bu bağlamdaki Türkiye ile Rusya'nın mevcut işbirliği alanlarını Doğu Akdeniz'de daha da genişletmeleri gibi ilave bir takım adımlar söz konusu olabilir mi sorusuna ise yanıt vermedi. Erdoğan, Rusya ile Akkuyu nükleer santrali konusunda mütabakatın sağlandığı bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile yapılan görüşmesini de değerlendirdi. Ermenistan'ın provokasyonları karşılığında Azerbaycan'ın operasyonu tamamladığına dikkat çeken Erdoğan, Ermenistan provokasyonlardan vazgeçmeli, verdiği taahhütlere uygun davranarak bir an önce barış ve işbirliğine odaklanmalı dedi.
Yeni ekonomik modelle ilgili de değerlendirmeler yapan Erdoğan, üretim ekonomisinin hasılasını toplamaya başladıklarını söyledi. Hazine, maliye ile Merkez Bankası el ele vererek üretken bir ekonomiyi büyütüyor. Çünkü bizim bu attığımız adımlar tüketim ekonomisinin veya israf ekonomisinin neticesi değil. Tam aksine üretim ekonomisinin bir neticesidir. Şu anda biz hasılayı toplamaya başladık. Şu an itibariyle Merkez Bankamızın rezervi 115 milyar dolar civarında. Evet, açılışta da belirttik efendim. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden Yunan-Rum ikilisine bir destek daha geldi. Nedir o destek? Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nin 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs Rum yönetimine uygulanan silah ambargosunun kaldırıldığını duyurdu ABD Dışişleri Bakanlığı. Türk Dışişleri Bakanlığı bu karara sert bir kınamayla yanıt verirken Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise Amerika Birleşik Devletleri yönetimine teşekkür etti. Bir tepkide Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan geldi. Tatar yaptığı açıklamada bu kararın kabul edilemez olduğunu söyledi ve ekledi. Bu karar bölgedeki gerginliği artırabilir. Rum yönetimine destek Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Washington silah ambargosunu kaldırdı. Yunanistan yönetimi Amerika'ya teşekkür etti. Türkiye ise kararı kınadı. Amerika 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs Rum yönetimi savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu. Kararın ardından Doğu Akdeniz ve Ege'de kışkırtma girişimleri içinde olan Yunanistan, Amerika'ya teşekkür mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Amerika'nın Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu tamamen kaldırma kararından duyduğu memnuniyeti memnuniyetle karşılıyor ve ifade ediyorum ifadelerini kullandı. Dendias, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Amerika ile birlikte her zaman uluslararası hukuk ve özellikle uluslararası deniz hukuku temelinde Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarı desteklemek için çalışmaya devam edeceğini savundu. Türkiye, Amerika'nın kararını kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu kararın Kıbrıs meselesinin çözümünü olumsuz etkileyeceği bildirildi. Adadaki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek. Adada bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara zarar verecektir. ABD'yi bu kararı gözden geçirmeye ve adadaki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz. ABD dahil uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 antlaşmalarıyla da teyit edilen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve buna göre hareket etmelidir. Ayrıca açıklamada her halükarda Türkiye garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türk'ünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde gerekli adımları atmaya devam edecektir vurgusu yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de karara tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kararın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi düşman olarak gördüğü KKTC ile Türkiye'ye yönelik yoğun bir şekilde silahlanma faaliyetlerine devam ederken ABD'nin Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı alması kabul edilemez olup bu kararı şiddetle kınıyoruz. Tatar, Amerika'nın aldığı bu kararın Rum kesimini cesaretlendireceğini, Kıbrıs'ta ve bölgede çok büyük gerginliklere yol açacağını kaydetti. ABD'nin almış olduğu bu karar, anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğüyle Türk askerinden vazgeçemeyeceğimizin ne kadar doğru ve haklı olduğunu bir kez daha gösterirken, ABD'yi almış olduğu bu kararı gözden geçirmeye ve Kıbrıs'a iki tarafa karşı eşit ve dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz. Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri'ne teşekkür ediyor. Öyle bir yüz buluyor ki, öyle bir cesaret alıyor ki, bakın tacizlerini nasıl artırıyor. Son olan hadiseyi anlatacağız, aktaracağız sizlere. Bir Yunan güvenlik, sahil güvenlik botu Türk balıkçı teknesini taciz ediyor. İlker Özdemir isimli balıkçı teknesiyle kendi rotasından gitmesine rağmen Yunan botları tarafından hızlıca etrafında tur atılıyor ve taciz ediliyor. O anları İlker Özdemir cep telefonu kamerasına bakın nasıl kaydediyor.
Ege açıklarında Yunanistan yine kışkırtma yaptı. Yunan sahil güvenliği Türk balıkçı teknesini taciz etti. Uluslararası sularda balık avlamak için teknesiyle Çanakkale Gökçeada'da denize açılan İlker Özdemir ikinci kez Yunanistan'ın tacizine uğradı. Yunan botu rotasından çıkmadan ilerleyen Özdemir'in teknesinin çevresinde hızla turladı. O anları cep telefonuyla kaydeden Özdemir bir ihlalin söz konusu olmadığını, uluslararası sularda olduğunu ifade etti. Özdemir aynı mevkide 31 Ocak'ta da iki arkadaşıyla birlikte Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından taciz edilmişti. Batı'nın LGBT dayatmasına karşı aileler İstanbul'da bir araya geliyorlar. Fikirde Birlik ve Mücadele platformunun çağrısıyla bir araya gelen 150 kitle örgütü büyük aile buluşması için son hazırlıklarını yapıyor. 18 Eylül Pazar günü saat 14.30'da Saraçhane'de gerçekleştirilecek buluşmada aileler Beyazıt Meydanı'na yürüyüş düzenleyecek. Yürüyüşe Vatan Partisi, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği de katılacak. Bu yürüyüş çok umut saçan bir yürüyüş olacak. Bu bir dayatma. Bizim kavramımız belli. LGBT propaganda ve dayatmasına karşı. Gençliği o gün eylemde de en önde yerini alacak. Aileler aileleri için buluşuyor. Batı'nın toplumsal çürümeyi dayattığı LGBT'ye karşı İstanbul'da büyük bir yürüyüş yapılacak. İnsan hakları bir sopa olarak kullanılıyor. Neye karşı bir sopa olarak kullanılıyor? Batı merkezli bu ideolojik kültürel saldırının karşısında duranları sindirme amacıyla bir sopa olarak kullanılıyor. Fikirde Birlik ve Mücadele platformunun çağrısıyla bir araya gelen 150 kitle örgütü büyük aile buluşması için son hazırlıklarını yapıyor. LGBT'yi dünyanın başına bela eden güçlerin elindeki tabii en büyük koz. Çünkü onlar her zaman ne diyorlar? Demokrasi. İnsan hakları, demokrasi. Bu palavrayla dünyayı oynattıklarını zannediyorlar. Tabii hiçbir şey başaramayacaklar. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, LGBT savunucularının insan hakları söylemlerini dayanak olarak kullandığını ifade etti. Herkesin dikkatini çekmesi gereken, tehlikenin boyutunu anlaması, farkına varması gereken bir dayatmaya dönüştü. Bakınız, LGBTİ hareketi bir insan hakları hareketi değildir. Yani bunun bir insan hakları hareketi olduğunu düşünmek büyük bir yanılgıdır. Buluşmanın önemine vurgu yapan Cumhuriyet Kadınları Genel Başkanı Tülin Oygür, aidiyet mesajının öne çıktığını belirtti. Bu buluşmayı bu yönüyle tenkit edenler döne döne seyretseler ve buradan bir şey öğrenseler. Bir ülkenin bir ülkeye aidiyet, bir millete aidiyet nedir? Nerede başlar? Ne kadar genişler? Nasıl sonsuz olabilir? Bu buluşma aynı zamanda da bunun simgesi olacak. İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Serdar Er Yılmaz, LGBT propagandasına karşı toplumun bilinçlendiğini kaydetti. Son birkaç aydır özellikle her yerden LGBT dayatmasına ve bunların propagandasına ve bunlarda gençlerdeki olumsuz mahkez bulmasına karşı bir bilinç oluşmaya başladı. Sanatçı camiasından, spor camiasından, iş dünyasından kişiler artık bununla ilgili beyanatta bulunmaya başladılar. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınarsa dijital dizi ve film platformlarının tehlikesine dikkat çekti. Çeşitli dijital film ve dizi platformları, bunlar Netflix, Disney gibi, bunlar Türkiye'ye girerken daha, Türkiye'de yayın yapmaya başlayacağı zaman aslında uyarmıştık. Hem milletimizi, hem RTÜK'ü, hem hükümetimizi uyarmıştık. Bu içeriklerle Türkiye'de yayın yapmalarına müsaade etmemeliyiz diye. Ve Türkiye'de bu konuyla ilgili yasa yapılması lazım. Yürüyüş 18 Eylül Pazar günü saat 14.30'da Saraçhane'de olacak. Büyük buluşmada aileler Beyazıt Meydanı'na yürüyüş yapacak. Bu doğrultuda ben de 5 gün arayla aynı bölgede yapacağımız bir yürüyüş bunun etkisini kıracağı için 23 Eylül'de Sultanahmet'te sonlanacak olan bu yürüyüşü erteliyorum. Sizi pazar günü Saraçhane'de yapılacak olan bu yürüyüşe davet ediyorum. Ben de orada olacağım. Lütfen siz de oraya katılın. Ne kadar hür ve gür ses çıkartırsak o kadar etkisini kırarız.
Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı. Bu sözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ait. Soylu Kırıkkale'de konuştu. Yaptığı açıklamada 2023 yılında Türkiye'de hiçbir vilayette tek bir teröristin kalmayacağını söyledi. Soylu ayrıca bir kez daha 15 Temmuz vurgusu yaptı ve 15 Temmuz'un arkasında Amerika Birleşik Devletleri var dedi. Yıllarca terör örgütünün fink attığı, evet söylüyorum, yıllarca terör örgütünün fink attığı Tendürek Dağı tertemizdir. Hatay'dan, Mersin'den Adıyaman'a kadar, Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e kadar Amanoslar Dağı vardır. Yıllarca Suriye'den aktardıkları teröristlerle birlikte PYD ve PKK'nın oradaki en önemli, evet, melanet yuvalarından birisi olmuştur. Tekmil veriyorum. Amanoslar tertemizdir. Karadeniz'e yıllarca acaba bu PKK buraya nereden geldi diye endişeye sevk eden Karadeniz'in tamamı tertemizdir. Bu Şenyayla tertemizdir. Erzurum tertemizdir. Bingöl tertemizdir. Ve sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı. Cumhuriyet'in birinci asrında 29 Ekim 2023'te bu ülkede bir tek terörist kalmayacak. Nasıl PKK'yı, PYD'yi o destekliyorsa, Amerika destekliyorsa, aynen FETÖ'yü de destekliyor. Çok net. 15 Temmuz'u kim yaptırdı? Bal gibi onlar var arkasında. Adamı orada besliyorlar. Son günlerde yaptığı helalleşme çağrılarıyla gericiliğe ve bölücülüğe sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Saidi Nursi ile ilgili bir açıklama yaptı. Saidi Nursi'nin kitapları yasaklandığı için bir ara Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını itiraf etti ve ekledi. Biz o için değil, demokrasi için yapıyoruz dedi. Bir ara Saidi Nursi'nin kitapları yasaklandı. Biz Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Kitapları yasaklayamazsınız diye. İsteyen gider kitabı alır, okur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hür Düşünce Hareketi Genel Kurulu'nda Saidi Nursi'yi sahiplenen konuşma yaptı. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Sonra bana geldiler, dediler ki neden bunu kamuoyuyla paylaşmadın diye. Dedim ki kamuoyuyla paylaşırsak sanki biz o için bunu yapıyoruz, algısı çıkar. Son günlerde helalleşme çağrıları yapan Kılıçdaroğlu, Saidi Nursi'nin yasaklanan kitapları için harekete geçtiklerini söyledi. Biz o için değil, bunu demokrasi için yapıyoruz. Kitap yasaklanmaz değerli arkadaşlarım, 21. yüzyıldayız. CHP Genel Başkanı Saidi Nursi'nin yasaklanan kitapları için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını itiraf etti. Kitap yasaklanır mı? İnsanların inançlarına müdahale edilir mi? Allah'la kul arasına girme kimin hakkı var? Girmeye kimin hakkı var? Kılıçdaroğlu, biz o için değil, demokrasi için yapıyoruz dedi. Bir ara Saidi Nursi'nin kitapları yasaklandı. Biz Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Kitapları yasaklayamazsınız diye. İsteyen gider kitabı alır, okur. Girdi maliyetlerindeki artış çiftçiyi giderek üretimden uzaklaştırıyor. Maalesef bu artışın önüne geçilemiyor. Şimdi acı bir tabloyu gözler önüne serecek vereceğimiz rakamlar. 2021 yılında kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 173 binken 2022 yılında kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 34 bine geriledi. Tarım girdi maliyetleri, mazot, gübre, ilaç, tohum bu kadar pahalı olması nedeniyle tamamen üretimden çiftçi çıkmış durumda. Yakıt, gübre, ilaç, saman ve yem fiyatlarının yanına yaklaşılmıyor. Çiftçiler tarım girdilerindeki artışa yetişemiyor. Yani sürekli bizden bir para çıkıyor ama cebimize giren bir para yok. Bugün hangi çiftçiye giderseniz giden hepsi kan ağlıyor. Gübre fiyatlarını kontrol eden yok, tohumu kontrol eden yok. Sadece zam, zam zam, başka da hiçbir şey yok. Çiftçiler kar yerine zarar edince üretimden bir bir elini çekmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi soru önergesi üzerine çiftçi sayısını açıkladı. 2021'de 2 milyon 173.009 olan çiftçi sayısı 2022 itibariyle 2 milyon 34.571'e düştü. Bizim en büyük sorunumuz gübre, tohum, su, mazot girdiler bizim sorunlarım. Üretmek isteyen çiftçi girdi maliyetlerine bir an önce müdahale edilmesini istiyor. Yani ekecek gücüm kalmadı. Oradan buradan borç bularak ektim. Vatandaş ekemedi, gücü kalmadı. Biz de bunu borçlanarak harçlanarak ektik yani. Gübre bu.
Zorda olan sadece çiftçi değil, vatandaşın borcu da gün geçtikçe artıyor. Bir internet sitesinin analizini getireceğiz ekranlarınıza şimdi. Eylül ayında Türkiye'deki toplam kredi hacmi yıllık %59 oranında artış gösterdi. 6.65 trilyon liraya yükseldi. En çok artışsa %76'lık oranla bireysel ihtiyaç kredilerinde görüldü. Vatandaşın kredi kartı borcuysa 323 milyar Türk lirasına ulaştı. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, yasal takip süresinin uzatılması ve kart borç faizlerinin Merkez Bankası faizine göre düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaş borç batağında. Kredi kartı ve bireysel kredi borcunu ödeyemeyen tüketici sayısı gün geçtikçe artıyor. Bir internet sitesinin analizine göre Eylül ayında Türkiye'deki toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %59 arttı, 6.65 trilyon liraya yükseldi. En çok artışsa %76 ile 563 milyar liraya yükselen bireysel ihtiyaç kredilerinde görüldü. Toplam kullanılan kredilerin %20'sini 1.27 trilyon lirayla tüketici kredileriyle kredi kartları oluşturdu. Tüketici kredilerinin %44'ü ihtiyaç kredilerinden, %28'i konut kredilerinden ve %2'si de taşıt kredilerinden oluştu. Dikkat çeken bir diğer veri ise kredi kartı borçları oldu. Geçen yılın aynı döneminde toplam 174 milyar lira olan kredi kartı borcu, Eylül ayında %56'lık bir artışla 323 milyar liraya ulaştı. Burada tüketicilerin Mart, Nisan, Mayıs aylarında kredi kart borçlarının tamamını değil, asgari tutarını ödemek zorunda kaldıklarını, hatta limitlerin ay sonu gelmeden bitmeye, tükenmeye başladığını ortaya koymuştu. Artık semt pazarlarında bile tüketicinin kredi kartı kullanmak zorunda kaldığını gösteriyor. Öte yandan özel bankaların kredi faizlerindeki artış da dikkat çekiyor. Merkez Bankası faizi kademeli olarak %13'e düşürdü ama bu faiz indirimi piyasada karşılık bulmadı. Geçen yılın Ağustos ayı sonunda ticari kredi faiz oranları %20, bireysel kredi faiz oranları ise %18 ile 20 arasında seyretti. 2022 yılının aynı ayında ise ticari kredi faizleri ortalama %35 ile 40, bireysel kredi faizleri ise ortalama %26 ile 28 seviyelerine yükseldi. Tüketicilerin şu anda bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle temelde düşsün düşmesin, tekrar bir yapılandırılma olanağının getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizi biliyorsunuz çok düşük ama bankaların kredi enstrümanlarında kullandıkları, uyguladıkları faiz çok yüksek. Yapılandırmanın daha uzun vadeli ve Merkez Bankası politika faizini paralel bir şekilde uygulanması durumunda tüketicilerin yaşamış olduğu bu sıkıntının giderilebileceğine inanıyoruz. Bursa Karacabey'e bağlı Hürriyet Köyü'ne bir gideceğiz. Bir toprak direnişi var. O direniş büyüyor. Köylünün mücadelesi devam ederken Karacabey Belediyesi sadece 2 hafta içerisinde tarlalardaki tüm mahsulün kaldırılmasını istiyor. Dava süreci devam ederken iş makineleri tapulu arazilerde çalışmalarına başladı bile. Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Hürriyet Köyü'nde toprak mücadelesi veren yurttaşlar şimdi de ektikleri ürünlerden olmak üzere. Ben ta 6 yaşındaydım. Küçücük kardeşime baktım, anam babam çiftlik ödemeye gitti. Bu böyle olur mu? Yazık, günah değil mi bizim bu köylümüze? Arslan Karacabey Belediyesi tarafından satışa çıkarılan köyün sakinlerine kötü bir haber daha geldi. Karacabey Belediyesi tarlalardaki tüm mahsulün kaldırılmasını istedi. Köylüler haklarını istiyor. Ukrayna'dan yağ alıyoruz. Kendi döndürlerimiz bize sırtlarını döndür, güneşe doğru mutlu bakamıyorlar artık. Evet, mutsuz bir köyüz. Ürünler henüz olgunlaşmadı. Zor şartlarda ekip biçen köylü tepkili. Yani öyle bir geldiler ki sanki İsrail Filistin'e saldırıyormuş gibi oldu. Sen kendin biçirmezsen bunları sokacağım dozeri, biçeceğim diyormuş. Bursa milletvekillerinin ilgisizliğinden şikayetçi olan köylüler Vatan Partisi'ne kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.
milletvekilleri mi? Neymiş efendim tepki göreceklermiş diye gelmediler. Biz terörist miyiz? Biz Atatürkçüyüz. AK Parti üyesiyim, üstüne basa basa söylüyorum. AK Partiliyim deme utanıyorum. Sayın Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Ulusal TV olsun, Vatan Partisi olsun, Hürriyet Köyü meselesi olarak hep derledi, hep böyle toparladı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Köylülerin 1951 yılında Bulgaristan'dan göç edip aldıkları toprakların 6000 dönümlük alanı ihaleye çıkarılmıştı. Büyükşehir yasasıyla toprakları belediyeye devredilen köylüler topraklarını vermek istemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi çözüm yolunu ekonomi açısından da Batı'da arıyor. CHP sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki ekonomi masası heyeti yaptıkları toplantılarda krizlerle boğuşan Avrupa Birliği ile ortak bir model oluşturmak için uğraşıyor. Cumhuriyet Halk Partililer Avrupa Birliği ile üyelik müzakere sürecini başlatacağız ifadeleriyle iş dünyasına sesleniyor. Avrupa Birliği ile müzakere sürecini, üyelik müzakere sürecini başlatacağız. Yeni stratejilerle enflasyonu ve cari açığı düşüreceklerini savunan CHP, iş dünyasına çözüm olarak Batı'yı sunuyor. Kurallı dünya ile uyum sağlayacağımızı ifade eden bir çapa kullanmamız lazım. CHP Ekonomi Masası heyeti, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın başkanlığında iş insanlarıyla buluşuyor. Makroekonomik politikalarımız sürdürülebilir olacak. Öztrak yaptığı konuşmalarda Avrupa Birliği ile ortaklığı öne çıkarmasıyla dikkat çekti. Avrupa Birliği ile müzakere sürecini, üyelik müzakere sürecini başlatacağız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Avrupa Birliği ile müzakere ve üyelik müzakere sürecinin başlatılacağı mesajları verdi. Kurallı dünya ile uyum sağlayacağımızı ifade eden bir çapa kullanmamız lazım. Bunun için bize en elverişli çapa bu. Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin canlandırılması veya Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği normlarına uyumun canlandırılması olarak gözüküyor. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelecek taşeron belediye işçileri düşük ücretlere karşı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için bir eylem gerçekleştirecek. Eylemin ayrıntılarını öğrenmek üzere Taşeron Belediye İşçileri Sendikası Çankaya temsilcisi Hazım Çetin'le görüşeceğiz. Sayın Çetin, iyi akşamlar. Hoş geldiniz ana habere. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler katılımınız için. Hepimize iyi yayınlar. Şimdi yarın bir eylem gerçekleştireceksiniz. Hem düşük ücretlerin iyileştirilmesini hem de çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyorsunuz. Farklı talepleriniz, farklı beklentileriniz var mı? Ve nasıl bir etki bekliyorsunuz bununla ilgili? Öncelikle şunu belirteyim. Biz sendika değiliz. Biz belediye şirket işçilerinin bir araya gelerek bir sosyal medya ağı kullanarak bir araya gelmiş bir grubuz. Tüm siyasi partilerin ve sendikalardan bağımsız bir araya gelen, haklarını talep eden belediye işçileriyiz. Peki. Yani bağlı bir kurum değiliz. Peki. Bir kurumumuz yok. Bizim taleplerimiz aylardır söylediğimiz 2018 yılında bir kanun hükmünde kararname ile belediye şirket işçiliğine geçirildik. Burada önümüzdeki bu 2, 3 ve 4 sene içerisinde asgari ücret seviyelerine düştük. Yani bizim taleplerimiz çok net. 4'te ve güvenceli çalışma kadrolu çalışma şartlarını istiyoruz. 52 günlük tedbiye hakkı verilmedi kamuya geçirilen. Ne hakkı verilmedi işçilere... anlayamadım, pardon. 52 günlük bir kamu işçisine verilen tedbiye ikramiyesi var. Tamam. Şimdi duyabildim sizi. Kamuya geçen işçilere verildi. Belediye ve il özel idarelere geçen işçilere, şirketlere geçirilen işçilere verilmedi. Bunu da talep ediyoruz. Bir zorunlu emeklilik sorunumuz var. Günü ve primi dolan arkadaşlarımız zorunlu olarak emekliliğe ayrılıyor. Bunun kaldırılmasını istiyoruz. 6 ayda bir gerçek enflasyon oranlarında maaşlarımızda iyileştirme istiyoruz. Güvenceli çalışma koşullarını istiyoruz. Belediyelerdeki şirket işçiliğini kaldırılıp norm kadro yasasıyla kadrolu işçiler gibi artık belediye işçisi olmak istiyoruz. Ve yarın saat 3'te Ankara Ulus Meydanı'nda bir
basın açıklaması diye çıkmıştık. Ama kamuoyunda bayağı bir yer tuttu. Ve arkadaşlarımızın da diğer illerdeki belediye işçilerinin de büyük bir katılımıyla güzel bir etkinliğe dönüştü. Biz size ve diğer yayın kurumlarına teşekkür ediyoruz. Sizin aracılığınızda da bütün basın organlarına da buradan duyuru yapıyoruz. Yarın saat 3'te bütün basın ve yazılı ve görsel basını davet ediyoruz. Peki, şimdi nasıl bir katılım bekliyorsunuz? Yani kaç kişi olmayı öngörüyorsunuz aşağı yukarı tüm bu taleplerinizle alakalı olarak? Yoğun bir katılım bekliyor musunuz daha doğrusu? Biz toplamda 563 bini geçen sayıya ulaşan bir belediye şirket işçisi topluluğuyuz. Kadrolu işçi sayısı Türkiye genelinde %9'lara geriledi. %91'ini oluşturan bir hacme ulaştı belediye şirket işçileri. Biz büyük bir katılım olacağını tahmin ediyoruz. Umarım da öyle olur çünkü bu bizim başlattığımız ama bütün belediye şirket işçilerini ilgilendiren, geleceğini ilgilendiren bir organizasyon olduğu için herkesi davet ediyoruz. Güzel bir etkinlik olacak. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz yarın da sizlere. Umarız sesinizi duyurabilirsiniz. En azından ilk etapta haberde de sizinle bağlanmadan önce verdiğimiz gibi, sizinle bağlantıyı kurarken verdiğimiz gibi, düşük ücretlerinizin iyileştirilmesi, emekçinin her zaman yanında bir haber kanalıyız efendim biz. En azından ücretlerinizin iyileştirilmesi ve çalışma koşullarınızın düzeltilmesi adına attığınız bu adımda umarım olumlu bir geri dönüş alırsınız. Teşekkürler katılımınız için. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet, tabii ki bu yarın Ankara'da düzenlenecek etkinliğin ayrıntılarını da yarın akşamki ana haber bülteninde sizlere aktarıyor olacağız. Şimdi devam edelim efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmıştı. Oradan hemen ayağının tozuyla Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti. Bir takım temaslarda da bulunacak ama Birleşmiş Milletler 77. olağan genel kuruluna katılacak. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri gezisinin ayrıntılarına da bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti. Özbekistan'da yapılan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine ilk kez katılan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Zirve kapsamında birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler yapacak. Ziyareti sırasında ABD'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. Erdoğan uluslararası kuruluşların yöneticileriyle de görüşecek. Bu millet seninle! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program taslağında ABD Başkanı Joe Biden'la görüşüp görüşmeyeceğine dair bilgi paylaşılmadı. Kazakistan'ın başkentinin adı yeniden Astana oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini Tokayev imzaladı. Ayrıca farklı değişiklikler de var. Neler onlar hemen iletelim sizlere. Cumhurbaşkanlığı görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkartıldı. Ancak tek dönemle sınırlandırıldı. Başkent! Kırgızistan ve Tacikistan sınırdaki çatışmalarda ateşkes kararı aldı. Özbekistan'da Semerkant ruhuyla yapılan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde iki lider el sıkıştı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Semerkant'taki Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi çerçevesinde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'la sınırdaki çatışmaya görüştü. İki ülke lideri ilgili kurumlara ateşkesin sağlanması ve güçlerin sınırdan geri çekilmesi talimatı verdi, uzlaşma sağlandı. Ayrıca Kırgızistan ve Tacikistan hükümet komisyonlarının devlet sınırlarının belirlenmesiyle ilgili çalışmalarının hızlandırılmasında da anlaştı. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymimim Yatimov da görüşme yaptı. İkili görüşme sonrası sınır bitkilerinin tüm oluşumlarına sınır hattında ateşkes emri verildiği ifade edildi. Başkent! Tarafların ilgili komisyonları oluşturuldu. Kırgızistan tarafından komisyonda Cumhurbaşkanı'nın Batken Bölgesi Özel Temsilcisi, İçişleri Bakan Yardımcısı, Sınır Muhafız Hizmeti Başkanı, İçişleri Bakanlığı Bölge Yetkilileri yer aldı.
aynı zamanda hali hazırdaki komisyon üyelerinin Batken bölgesinde Kırgızistan sınır noktası Kızılbel'de ateşkes anlaşmasının uygulanması ve durumun istikrarı kavuşturulması için ortak çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi. Çatışmalarla ilgili olarak Tacik tarafının Kırgızistan'ın sınır köyleri Maksat ve Janjer yerleşim birimlerini ateş altına aldığı ifade edilmişti. Avrupa Birliği'nin enerji krizi konusunda Rusya'yı suçlamasına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tepki geldi. Avrupa'daki enerji krizinin askeri operasyondan çok daha önce başladığını hatırlattı Putin ve durum sizin için çok kötüyse Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırımlarınızı kaldırın, sadece düğmeye basın ve sevkiyatlar başlasın dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik enerji krizi suçlamalarına yanıt verdi. Avrupa'daki enerji krizinin askeri operasyonun başlamasıyla değil, çok daha önce başladığını vurgulayan Putin, bu tür suçlamalar Avrupa Birliği'nin kendi ülkelerindeki öfkeli vatandaşlarından korunmasını sağlamak için yapılıyor dedi. Putin, Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatının azalmasının, Polonya'nın yaptırımları ve Ukrayna'nın üzerinden geçen gaz miktarını azaltması nedeniyle de etkilendiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı, durum sizin için çok kötüyse yıllık 55 milyar metreküp kapasiteye sahip Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırımları kaldırın, sadece düğmeye basın ve sevkiyatlar başlasın dedi. Yaptırımlarıyla Rusya'ya hedef alıyor malumunuz Atlantik sistemi. Atlantik sisteminden bir hamle daha geldi. Almanya enerjide arz güvenliği bahanesiyle Rus enerji şirketi Rosneft'in yan kuruluşu Rosneft Almanya şirketine kayyum adadı. Rusya'ya karşı yaptırımlarla yetinmeyen Atlantik cephesinden kışkırtıcı bir hamle daha geldi. Alman hükümeti, Rus enerji şirketi Rosneft'in Alman yan kuruluşu Rosneft Almanya'ya kayyum atadı. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ham petrol ithalatçısı Rosneft Almanya yönetiminin Alman Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na devredildiği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında Rosneft Almanya'nın ülkenin petrol işleme kapasitesinin yaklaşık %12'sini oluşturduğu ve Almanya'nın en büyük petrol işleme şirketlerinden biri olduğu belirtilerek kayyum atanmasının enerji arz güvenliğine yönelik tehdide karşı bir adım olduğu belirtildi. Almanya'da yaşanan enerji krizinin ardından Berlin yönetimi enerji güvenliği yasasını devreye sokmuş, enerji arz güvenliğini sağlamak için kritik şirketlere kayyum atama yetkisi vermişti. Rosneft Almanya, Berlin-Brandenburg bölgesi ve Batı Polonya için benzin, dizel ve gaz yağı tedarikinde büyük önem taşıyan PCK rafinerisinin %54,7'lik hissesine sahip bulunuyordu. Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle İngiltere'de kral olan Charles, yani Prens Charles pek de krallığının tadını çıkaramıyor. Zira Galler'de bir kişi tarafından protesto edildi. Vatandaş Prens Charles'a, yani yeni krala, biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken senin geçit töreninin parasını ödemek zorundayız diye sitem etti. İşte o anlar. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, Galler'in başkenti Cardiff'e yaptığı ziyarette bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. Artan enerji fiyatları nedeniyle bir kişi Charles'ı protesto etti. While we struggle to heat our homes, we have to pay for your parade. The taxpayer pays 100 million for you, and what for? Not my king. Kral 3. Charles, Galler'de halkını daha yakından selamlamak istedi. O sırada kadınlar Charles'ı çağırdı. Kral yanlarına gitti. Bu sırada bir erkek de krala seslendi, elini uzattı. 3. Charles da o kişinin elini tuttu. Kral 3. Charles, Galler'de halkını daha yakından selamlamak istedi. O sırada kadınlar Charles'ı çağırdı. Kral yanlarına gitti. Bu sırada bir erkek de krala seslendi, elini uzattı. 3. Charles da o kişinin elini tuttu. Kral sevgi gösterisi beklerken protesto ile karşılaştı. Protestocu İngiltere hükümdarına, biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken senin geçit töreninin parasını ödemek zorundayız. Vergi mükellefi sizin için 100 milyon pound ödüyor ve ne için?
ifadeleriyle tepkisini gösterdi. Bu sözler üzerine bir koruma ikilinin arasına girerek Kral 3. Charles'ın yönünü değiştirmesini sağladı. Bu protesto karşısında Kral 3. Charles biraz şaşkındı. Hiçbir şey söyleyemedi. Yaşananlar çiçeği burnundaki kralın ilk protestosu olarak kayıtlara geçti. Bazen tadını çıkaramazsınız. Önemli olan gönüllerdeki tahta oturabilmekse eğer biraz zorlanacağı benziyor. Tabii İngiltere'nin ve tüm Avrupa'nın içinde bulunduğu şartları da düşünecek olursa çok da şaşırmamak lazım. Şimdi efendim Kazakistan'ın başkenti yeniden Astana oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini Cumhurbaşkanı Tokayev imzaladı. Bu arada farklı kararlar da alındı. Cumhurbaşkanlığı süresi 5 yıldan 7 yıla çıkartıldı. Ancak tek dönemle sınırlandırıldı. Kazakistan'da bir kez daha başkentin adı değişti. Başkent Nur Sultan'ın isminin Astana olarak değiştirilmesini içeren kararnameyi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev imzaladı. Tokayev anayasanın bazı maddelerine yapılacak değişiklikleri öngören kanunu da onayladı. Cumhurbaşkanlığı görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkartıldı ve tek dönemle sınırlandırıldı. Daha önce Kazakistan Meclisi'nde yeni Kazakistan grubu milletvekilleri halkın başkentin yeni adını Nur Sultan kabullenemediğini belirterek şehre eski adı Astana'yı iade etme önerisini getirmişti. Pakistan'da 14 Haziran tarihinden bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1545'e ulaştı. Pakistan aylardır muson yağmurlarıyla mücadele ediyor. 14 Haziran'dan bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle 552'si çocuk, 315'i kadın, 1545 kişi yaşamını yitirdi. 12.850 kişi yaralandı. Afetlerde 1.921.622 ev hasar gördü. Bunların 765.162'si tamamen yıkıldı. Toplamda 12.735 kilometre yol zarar gördü. 375 köprü yıkıldı. 935.000'den fazla çiftlik hayvanı telef oldu. Muson yağmurlarının yol açtığı seldense 33 milyonu aşkın kişi etkilendi. Türkiye felaketin vurduğu Pakistan'a yardım eli uzatmış, Pakistan'a yardım malzemelerini taşıyan iki uçak Ankara'dan hareket etmişti. Bir zamanların çok önemli mesleklerinden, hatta zanaatlarındandır bakırcılık ve kalaycılık. Şimdi bu bakırcılık ve kalaycılık çarşıları şenlendiren, üretimi de hayli destekleyen birçok zanaat gibi yavaş yavaş maalesef tarihe karışıyor. Antalya'nın Elmalı ilçesinde Recep Öztekin ilerleyen yaşına rağmen mesleğin yitip gitmemesi adına mücadele ediyor. Recep Usta'ya göre bağımsız ekonomi için tüm zanaatlar yeniden eski verimli günlerine dönmeli. Bakırcılık ve kalaycılık bir dönem neredeyse yok oldu. Ancak şimdilerde bakır gereçler sağlıklı yemek pişirmek isteyenlerin ve ikram sektörünün tercihine dönüştü. Bu da bir arz doğurdu. Her dönemin zanaatı olarak bu mesleği yaşatmaya çalışan ustalarsa bu işi yeni nesillerin sahiplenmesini istiyor. Yerimize insan yetiştirememek, yani en büyük ızdırabımız bu. Yerimize bir çırak yetiştirmiş olsak bu devam edebilir yani. Antalya'nın Elmalı ilçesi ahilik geleneğinin hüküm sürdüğü kadim kentlerimizden. Elmalılı Recep Öztekin de o geleneğin temsilcilerinden. Recep Usta bakırcılık ve kalaycılık işiyle uğraşıyor. İlerleyen yaşına rağmen mesleğin yitip gitmemesi için mücadele ediyor. Kalaycılık veya bakırcılık ölen bir meslek değil. Yani çocuklarımıza ve gençliğe ölmüş ve bitmiş bir meslek gibi tanıtılıyor ama hayır. Turizm sektöründe bu var. Lüks lokanta ve restoranlarda, otellerde yabancıya bakırla ikram etme var. Bakır mutfakların yine gözdesi durumuna geldi. Eskiden neredeyse her mahallede yaygın olan bakır yapım ve bakım zanaatı şimdilerde sayılı ustalara kaldı. Yeni nesil zaten yapmaz. Amcamızı, yani Elmalı'nın yerlisi tanıdığımız,
olduğu için, bu da olmadı mı daha da yok. Daha sağlıklı olduğu için, demir vitaminimizi almamız için. Eski annelerimiz, babalarımız bunu kullandığı için biz de aynen devam ediyoruz. Bakır araç ve gereçler pasa ve dış etkilere karşı korunması için kalaylanıyor. Pek çok zorlukları olan bakırcılık ve kalaycılık aşkla yapıldığında anlam buluyor. Tıpkı Recep Usta'nın hayatındaki yeri gibi. 65 yaşındayım. 16-17 yaşından sonra devamlı ateşte kapkara aramaya başladık. O günden bugüne kadar kalaycılık ve bakırcılık mesleğini devam ettirmekteyim. Peki bakır ne kadar sıklıkla kalaylatılmalı? Tamamen kararmış, tamamen dabanda kırmızılığı çıkmış, yeşil yeşil oksitlenme oluştuğu zaman artık o malzeme kalaylanma ihtiyacı duyulmuştur. Bir defa kalaylandıktan sonra, yakmadıktan sonra, bozmadıktan sonra, temiz kullandıktan sonra 5-10 yıl kullanılabilir. Yani bir mahsuru yok. Hatta daha fazla. Mesela bu malzeme temiz olduktan sonra kırmızı şekliyle bile kullanılabilir. Recep Usta kalayın farklı kimyasallarla yapılmasına tepki gösterdi. Bugün kalayın kilosu 1000 lirayken kurşunun kilosu 50 lira. Seyyar gezerek daha basitçe kalaylarız düşüncesiyle kurşunla kalaylıyorlar. Aileler de kalaylandığı zannediyorlar bunu. Ama sargastan ciddi bir zarar. Recep Usta'ya göre bağımsız ekonomi için tüm zanaatlar yeniden eski verimli günlerine dönmeli. Bunun için de çıraklık yeniden canlandırılmalı. Çıraklar bulunmuyor veya çıraklık eğitim veya sanat okullarında bunlar teşvik edilmiyor yani. Çıraklara devletin desteği veya kaymakam, yöresel idarecilerin buna yardımcı olarak günümüzde genç çocuklarımızı buna yönlendirmek. Türkiye, Vatan Partisi olmadan önündeki sorunları aşamayacak noktada. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Öncü Kadın Parti Okulu'nda konuştu. Türkiye'nin sistemin dışına çıktığına dikkat çekti Özgür Bursalı. Bu seçimde elde edeceğimiz başarı Türkiye'nin ve dünyanın kaderini etkileyecek dedi. Parti Okulu'nda ders veren diğer isimlerse Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür ve Vatan Partisi MYK üyesi Zühre Genişel'di. Şimdi Öncü Parti çağından milleti örgütleme çağına geçiyoruz. Vatan Partisi Genel Sekreteri Öncü Kadın Parti Okulu'nda konuştu. Türkiye çok önemli bir karar sürecine, köklü bir çözüm sürecine girdiği için bu sancı devam edecek. Ama bu sancıdan yeni bir doğum olacak ve onun da merkezinde Vatan Partisi olacak. Seçim sürecine girildiğine dikkat çeken Vatan Partisi Genel Sekreteri, Türkiye'nin bu seçimlere sistem dışında bir dönemde girdiğine dikkat çekti. Sistem dışında, işte Türkiye sistemin dışına hop, askeri harekatlarla çıktı. İşte Rusya sistemin dışına Ukrayna'ya müdahale ederek çıkıyor. Yarın Çin sistemin dışına Tayvan'a müdahale ederek çıkacak. Yani artık dünya böyle ilerliyor. Ya da dünkü toplantı da işte o sistemin dışında toplantı. O yüzden o batıcı liberaller falan filan, işte diktatörler buluşuyor bilmem ne filan diye o kadar telaş yaptı. Hepsi sistemin dışında ama bundan sonra olacak olan bu. Türkiye, Vatan Partisi olmadan önündeki sorunları çözemeyecek, aşamayacak bir noktada olduğuna dikkat çeken Bursalı, Vatan Partisi'nin iktidar aşamasına geldiğini vurguladı. Türkiye öyle bir sürece girdi ki Vatan Partisi olmadan önündeki sorunları çözemeyecek, aşamayacak bir noktada. Suriye ile anlaşmadan tutun da üretim devrimine kadar. Bu denklemin içinde Vatan Partisi olmak zorunda. Bunu hayat dayatıyor. Bunu dünya uluslararası koşullar dayatıyor. Bunu yurt içi koşullar dayatıyor. Partimizin konumu bu. Yani 50 yıllık bu parti geldi şimdi iktidar aşamasına. Hepimiz biliyoruz ki kitleler içindeki sınıflar, yani kitlenin hepsinin topyekün aynı bilinçte olmasını bir kenara atalım. Bu zaten mümkün değil. Kitlenin içindeki sınıfsal grupların bile, sınıfların bile içindeki bireylerin devrimci bilinç yönünden aynı seviyede olmasına imkan yok. Devrimci hareket toplumsal ve cinsel eşitliği içeren köklü çözümleri sorunun çözümünün merkezine alır. Yani bunu yapabilmek için hem ekonomik hayatta hem siyasal hayatta, toplumsal yaşamda kadın ve erkeği eşitleyen, bir arada yaşama koşullarını, eşit bireyler olarak yaşama koşullarını oluşturan çözümleri öngörüyor. Soruların sızdırılması nedeniyle iptal edilmişti KPSS, yani kamu personeli seçme sınavı. Sınav yarın, yani 18 Eylül pazar günü gerçekleştirilecek. 1 milyondan fazla aday sınavda ter dökecek.
KPSS'de yeni maraton başlıyor. Sınavlarda 1 milyondan fazla aday ter dökecek. 31 Temmuz'da gerçekleştirilen ancak bazı soruların bir yayın evinin kitapçığındaki sorularla benzerlik göstermesi üzerine soruşturma açılarak iptal edilen KPSS oturumu 18 Eylül Pazar günü yeniden yapılacak. 2022 KPSS lisans genel yetenek genel kültür oturumunda adaylara 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre tanınacak. Adaylar saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. KPSS lisans eğitim bilimleri oturumuysa aynı gün 14.45'te başlayacak. 80 soru için 100 dakika süre verilecek. Bu sınav içinde adaylar 14.30'dan sonra binalara alınmayacak. ÖSYM tarafından belirlenen yeni takvime göre alan bilgisi oturumları 24-25 Eylül'de, öğretmenlik alan bilgisi testi 2 Ekim'de yapılacak. Ön lisans mezunları da 9 Ekim'de sınav heyecanı yaşayacak. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı giriş sınavı 16 Ekim'de, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı özel yarışma sınavı 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınav öncesinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda nüfus müdürlüklerinin pazar günü 7-15 saatleri arasında açık olacağını duyurdu. Soylu, 6725 ekip aracıyla 1949 motosikletli polis ekibinin adaylara yardım için hazır olduğu bilgisini paylaştı. 31 Temmuz'da yapılan KPSS, bazı soruların bir yayın evinin daha önce yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine iptal edilmiş, ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alınmış, olaya ilişkin idari ve adli soruşturma başlatılmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Trakya Tohum AŞ'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ayçiçeği hasadı etkinliğinde konuştu. Türkiye'de yerli tohumculuğun geliştiğini söyledi. Aynı zamanda ayçiçeği ile başladık. Bunu mısır ve farklı stratejik ürünlerle de devam ettireceğiz dedi. Bakan Varank'ın açıklamalarına bakalım. Bundan önce ayçiçek tohumu Türkiye'de üretilimi olan bir tohumdu. Ama bu tohumu özellikle de yabancı firmalar yurt dışından getirdikleri ırkları burada tozlaştırarak diyelim, üretim yaparak bu tohumları elde ediyorlardı. O bölgedeki firmaları, üniversiteyi, Tarım Bakanlığımızı bir araya getirdik ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu üretmeyi başardık. Ve işte o ürettiğimiz tohumları şimdi çoğaltmanın faaliyetini burada gerçekleştiriyoruz. Trakya Tohumculuk Anonim Şirketi, işte Tarım Bakanlığımız, Kalkınma Ajansımız, bölgedeki firmalar, dernekler ve üniversitenin katkılarıyla kurulan Trakya Tohumculuk AŞ, İlk ürettiği tohumları burada gelip çoğalttı. Bugün onların hasadını gerçekleştireceğiz. Ve inşallah burada yapacağımız hasat dekar başına 200 kilogramla inşallah Türkiye'de de bir rekoru kırmış olacak. Arkadaşlarımız onun da tartımını yapacaklar. Türkiye'de yerli tohumculuk gerçekten gelişti. Ama yerli ve milli tohumculuğun hala kat etmesi gereken bir mesafe var. İşte ayçiçeğiyle başladık. Bunu mısır devam ettirecek. Farklı stratejik ürünler devam ettirecek. Biz bu ilk yerli ve milli hibrit tohumumuzu işte burada Ankara'da deneme üretimlerini yapıyoruz. Rusya'da deneme üretimlerini yaptık. Sudan'da deneme üretimlerini yaptık. İnşallah buradan elde edilen tohumlar yurt dışına da ihraç edilecek. Türkiye'ye çok ciddi bir katma değer kazandıracak. 7. Samsun Tarım Fuarı 3. gününde de ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Üreticiler fuarı geziyor ancak tarım aletlerinin fiyatlarının hayli yüksek olmasından şikayetçi. Tarımla ilişkileri daha çok bilmemiz gerekiyor. Rastgele yapıyoruz tarımı. Rastgele.
Ondan sonra niye böyle oldu diyoruz. 7. Samsun Tarım Fuarı'nda gıda işleme teknolojileri, paketleme ve tarım aletleri başta olmak üzere 63 firma ve 105 marka yer alıyor. Katılımcı firmalarımız var. Hemen hemen bütün bölgelerimizden katılan firmalar var. Ülkemizde yeni üretim, yeni teknolojilerle buluşabilecekleri bir fuar. 18 Eylül pazar günü sona erecek fuarda traktör bayileri masa açtı. Üreticilerin gezip görebileceği çok şey var. Ama bizi aşıyor. Neden? Ne? Aşan çok pahalı, ne sizi? Çok pahalı soruyoruz. Traktörü soruyoruz, iş makineleri soruyoruz. Sobaları soruyoruz. Haddinden fazla pahalı. Fuarı gezen çiftçiler aletlerin çok pahalı olduğunu söyledi. Ama almak çok zor gerçekten. Fiyatlar çok yüksek. Yani makine güzel ama fiyat da güzel. Fiyatlar diyorsun. Da güzel. Fiyatlar daha da güzel. Samsun Tarım Fuarları'nın proje sorumlusu ve yüksek ziraat mühendisi Tuğrul Kurbanoğlu, 2 yıldır açılamayan fuarlar nedeniyle firmaların Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiğini söyledi. Kurbanoğlu, üreticilere yeni ürünler sergilediklerini belirtti. Fuar yapılmadığı süreçte bu Ar-Ge çalışmaları devam etti ve yeni ürünler üretilmeye başlandı. Gerçekten çok yeni teknolojiler var, inovatif ürünler var. Hem mekanizasyon kısmında hem tarımsal üretim kısmında. Üretim biliyorsunuz, üretimi, ilaçlama, tohum, gübre, bitki besleme, makine kısmında, ekipman kısmında yeni üretimler var, yeni teknolojiler var. Marmara bölgesinde yarın kuvvetli yağış görülebilir. Pazartesi gününden itibaren ise tüm yurtta sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına bir bakalım bence. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerini yayınladı. Yarın için Marmara'da kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Ancak önümüzdeki hafta başından itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava tahminlerini de paylaştı vatandaşlarla. Trakya, Kıyı Ege, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu ileri başta olmak üzere yurdun genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hafta başı itibariyle hafta sonuna kadar da sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerinde olacak. 18 Eylül pazar günü yani yarın Marmara bölgesinde sağanak yer yer zaman zaman gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Hafta sonu olması hasebiyle dikkatli olmanızı öneririz. Yanınızda şemsiyelerinizi bulundurmanızı öneririz. Uzmanlar özellikle hafta başından itibaren sıcaklıklara karşı yaşlı ve kronik hastalıkları olan vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyarıyorlar. Bu uyarıyı da sizlere aktarmış olalım. Sakarya'da balıkçılar ava çıktı. Av mevsimi başladı biliyorsunuz. Palamut bolluğu yaşanıyor. Sakarya'dan Karadeniz'e uzanan balıkçılar kasa kasa palamutlarla geri döndüler. Karadeniz sahilinden tekneleriyle denize açıldılar. Kasa kasa palamutla geri döndüler. Sakarya'da balıkçıların palamut mesaisi sürüyor. Palamut avlayacağız. Ağımızı kuracağız. Allah'ın izniyle akşam saati geldi mi çekeceğiz. Allah'ın ne verdiyse onu kasalayacağız. Doğru limana gideceğiz. Melen Ağzı limanından ava çıkan balıkçılar ağlarını denizle buluşturdu. Birkaç saat sonra ağları çeken balıkçılar denizden adeta bereket topladı. Çünkü ağları palamutlarla doluydu. Şu an vatandaş çok memnun. Niye memnun? Palamutun tanesi 20 liraya düştü. Yani 4 tane iri palamut 100 lira şu an. Ama bundan 15 gün önce tanesi 100 liraydı palamutun, iri palamutun. İğneada'dan Sinop'a kadar çok sayıda balıkçı Karadeniz'de avlanıyor. Denizde tüm tekneler birbirine saygı gösterip selamlaşıyor. Otomotiv sektöründe elektrikli araçlara büyük rağbet var. Bu kapsamda piyasaya sürülen yeni modelde hayli ilgi görüyor. Dünyada yılın aracı seçildi. IKONIQ 9 Türkiye'de de satışa sunuldu. Elektrikli araçlar hem ekonomik hem de çevreci yönüyle büyük rağbet görüyor. Bu kapsamda piyasaya sürülen ve dünyada yılın otomobili seçilen Hyundai markasının IONIQ 5 modeli Türkiye'de tanıtıldı. Markanın 45 yıl önce piyasaya sunduğu ilk seri üretim modeli Pony'den ilham alınarak tasarlanan IONIQ 5, Türkiye'de 1.970.000 lira fiyatla satışa sunuldu.
Hyundai Aslan Genel Müdürü Murat Berkel, otomotiv sektöründe elektrikli modellerin payını açıkladı. 2021 yılında tüm dünyada yaklaşık 4.8 milyon adet elektrikli araç üretildi. Toplam otomobillerin satışı içinde yaklaşık 5.9'luk bir pazar payına sahip. 2025 yılında bu rakam 16 milyona çıkacağı öngörülüyor. Berkel, global üreticiler içinde Hyundai markasının en çok elektrikli araç üreten 3. marka olduğunu aktardı. Yeni elektrikli aracın özelliklerini de anlattı. İçten yanmalı motorlar artık yavaş yavaş yeni elektrikli otomobili de bırakıyor. Aylık 5, spor otomobilleri aratmayan performansı, geri dönüşüm malzemelerinden kullanılarak hazırlanmış iç mekanı ve 430 km menziliyle son yılların en şık ve en kullanışlı modellerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Dünyada yılın otomobili ve yılın en iyi tasarım ödülünü ve beraberinde 100'den fazla ödülü alarak elektrikli araçlar içinde en üst noktaya gelmeyi başardı. Hyundai Aslan Genel Müdürü Berkel, yıl sonu satış hedeflerini de açıkladı. 2030 yılına kadar 17 tane yeni tam elektrikli aracı tanıtacağız ve 2030 yılına kadar yaklaşık yıllık 1.8 milyon adet elektrikli araç satmaya hedefliyoruz. Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Erzurum'dan da hissedildi. Görüntüler dün akşam kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bingöl'ün Yedisu ilçesinde deprem oldu. Depremin merkez üssü Elmalı, büyüklüğü de 4.9 olarak açıklandı. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem Erzurum'dan da hissedildi. Deprem anı Elmalı köyündeki güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Ardahan'daki Şeytan Kalesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devri için çalışma başlatıldı. Tarihi kale Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında kayalıkların zirvesinde yer alıyor. Her geçen yıl daha çok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Özgün mimarisi olan bir kale. İsmiyle müsemma ilginç bir kale. Kültür ve Turizm Bakanlığımız aracılığı ile ilimizin, bölgemizin turizmine kazandıracağız. Kayalıkların zirvesindeki konumuyla görenleri hayran bırakıyor. Şeytan Kalesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmesine yönelik girişimlerimiz oldu. Yazışma yaptık. Tarihi kale Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında Sarp kayalıkların üzerinde kurulu. Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen kalenin gizli bir giriş kapısı bulunuyor. Sunduğu büyüleyici manzarasıyla büyük ilgi görüyor. Yaz aylarında bilhassa yani çok yoğun ziyaretçi söz konusu oluyor. Günde 4-5 otobüsün geldiği günler oluyor. Kafilelerin ziyaretleri söz konusu oluyor. Bölgeye giden yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Her geçen yıl daha fazla turisti ağırlıyor. Bu haliyle bile yılda 5-6 bin civarında en az, yani bu rakamların olduğuna inanıyorum ben. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kalenin bölge turizmi için son derece önemli olduğunu söyledi. Bu önemi daha da arttırmak amacıyla kalenin bakanlığa devri için çalışma başlattıklarını belirtti. İnşallah hayalimiz, tahayyülümüz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tahsisi geçtikten sonra restitüsyon ve restorasyon projelerini uygulayarak ilimizin, bölgemizin, ülkemizin turizmine kazandırmak. Kahramanmaraş'ta yeni köprü trafiğe açıldı. Şehir merkezinin trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacak ve şehrin tarihi adasının ulaşımını kolaylaştıracak olan köprü görkemli etkinliklerle vatandaşın hizmetine sunuldu. Kahramanmaraş'ın yeni köprüsü 89 gün içinde tamamlanarak trafiğe açıldı. Kanlıdere'nin yeni köprüsü davul zurna eşliğinde yapılan şovlarla hizmete alındı. 40 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen köprünün açılış töreninde AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör katıldı. Bugün de 89 günlük bir hedef koyarak bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz
Yeni Kanlıdere Köprümüzün de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Açılış töreninde ozanlar Kahramanmaraş türkülerini seslendirdi. Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı jetler Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla havalandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı ve çok büyük beğeni alan görüntülere bir bakalım. Günün şüphesiz en önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Yunan-Rum ikilisine vermiş olduğu destek. Nasıl bir destekti? Bu haber bültenimizde de ikinci haberdi zaten. Güney Kıbrıs Rum yönetimine uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasına karar verdi ABD yönetimi. Bu karar hem Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan büyük tepki aldı. Yunanistan'sa karara teşekkür ederek bir yanıt verdi. Şimdi bu haberin ayrıntılarını biraz Ata Atun'la konuşacağız. Sayın Atun, hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Kıbrıs'ımızdan ana vatanıma sevgilerimi, şükranlarımı iletiyorum. Sağ olun. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz çok katılımınız güzel. İçin. Sağ olun, vakit ayırdığınız için. Şimdi efendim, mevzuyu biz ikinci haberimiz olarak gördük. Günün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Yunanistan'a ne kadar tavizler ve cesaret verdiğini zaten ABD'nin biliyorduk ama 2023 mali yılı için böyle bir karar aldı ve bir yıllığına geçerli olacak bir karar. Riskler analiz edilmiş ve artık Güney Kıbrıs Rum yönetiminin üzerine düşenleri yaptığına kanaat getirilerek uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasına karar verilmiş. Bu kararı nasıl okumamız gerekiyor? Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak. Aslında karar 18 Haziran 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir altyapının hazırlanması. Şimdi araştırmacı olduğum için çok detaylı olarak konuları da araştırıyorum. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan Batı Trakya'ya yerleşmesi, bir Yunanistan-Türkiye çatışmasında Türk ordusunun Trakya üzerinden Yunanistan'a girmesini önlemek için. Bu güvence verildikten sonra Yunanistan Türkiye'ye karşı kışkırtılmaya başlandı. Buradaki hedef Adalar Denizi'nde bir kriz yaratıp Türk ordusunun deniz, kara ve hava kuvvetlerinin bir bölümünü oraya angaje etmek. Bunu zaten 3 gün evvelki yayında da söylemiştim. Ondan sonraki adım Doğu Akdeniz'de bir sorun yaratmak ve Türkiye'nin gene hava kuvvetleri, donanması ve kara kuvvetlerinin bir bölümünü de Doğu Akdeniz'e angaje etmekti. Üçüncü adım Güneydoğu Anadolu'da Suriye sınırında PKK-YPG ile bir saldırı düzenleyip ordunun bir kısmını da buraya angaje ettirmekti. Dördüncü adım da Ermenistan'la Azerbaycan arasında bir sorun çıkarıp Türk ordusunun dörtte birini de buraya kitlemek. Şimdi bunlar niye yapılıyor? Gördük. 1987'de Güney Kıbrıs Rum yönetimine Amerika Birleşik Devletleri bir silah ambargosu uyguladı. Niye uyguladı bunu? Çünkü uyuşturucu ticareti ve kara para aklaması yaptığı için doğrudan doğruya üzerine bir ambargo yerleştirdi ve bu 2020'ye kadar devam etti. 2020 yılında Trump bunu bir yıllığına, işte koşullar iyiye doğru gidiyor, kara parayı aklamasına ve narkotik ticaretine dikkat etmeye başladılar. Biz bunu hafifletelim. Blinken döneminde değil mi? Evet, evet, bir karar aldı ve bundan sonra da gördüğünüz gibi bu sene yeni bir karar alarak 1 Ekim 2022'den başlamak üzere bir yıllığına bütün silah ambargosu kaldırıldı. Hedef ne? Hedef ne? Hedef aslında Türkiye'nin komşularıyla bir sorun çıkartmak, bir sorun yaratmak.
çatışmaya giden büyük sorunları yaratmak, ondan sonra da Türkiye'nin içindeki ölü hücreleri, yani CIA'nin ölü hücrelerini canlandırmak ve Türkiye'deki ABD yandaşlarıyla birlikte ilkbaharda artık kaos yaratmak. Bu kaosun peki hedefi ne? Hem çatışmaları, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni dörde bölmek, hem de Türkiye içinde kaos yaratmak. Burada hedef 18 Haziran 2023'teki Cumhurbaşkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı'na kaybettirmek ve bir kendi yandaşlarını başa geçirmek. Ben artık bunu çok net bir şekilde görmeye başladım bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak. Peki Sayın Hatun, şunu da sormak istiyorum. Vaktimiz dar olduğu için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tatar da tepki gösterdi. Kararın kabul edilemez olduğunu söyledi. Aynı zamanda bölgedeki gerginliği artıracağına dair de bir uyarıda bulundu. Ne olabilir bu kararla birlikte bölgede artacak gerginlik? Tabii temenni etmeyiz ve asla istemeyiz ama nedir yani? Bir sonraki level'ı nedir bunun? Kıbrıs'ta düşünülen çözümü tamamen engelleyen bir karar, bir uygulamadır bu. Sayın Tatar bunu dile getirmek istedi. 2004 yılında Avrupa Birliği'ne anlam planı masaya konduğu vakit Kıbrıslı Türkler kendilerine verilen vaatlerle buna evet demişti. Bu vaatler tutulmadı. Tam tersine Rumlar Avrupa Birliği'ne alındı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de münhasır ekonomik bölgesi yok sayıldı. Bu nedenle tabii Doğu Akdeniz'deki kriz de bu nedenle alevlenmeye başladı. Şimdi Tatar'ın, Sayın Cumhurbaşkanı Tatar'ın kabul etmemesi bunu çok doğal ve söylemi de şuydu. Aynen Erdoğan Bey de aynı şeyi söyledi. Bölgeye istikrarsızlık getirecek, bölgede kaos çıkaracak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu da aynı açıklamayı yaptı. Bu karar çok yanlıştır, tek taraflıdır ve bölgeyi kaosa sürükleyecektir. Bu kararı alan kim? Bu kararı alan Robert Menendez 1974'teki Barış Harekatı'ndan sonra 1976'da Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunun mimarı Robert Menendez, Bisperagis ve Joe Biden. Şimdi bakın Menendez dış ilişkiler, Senato'nun dış ilişkiler komisyonu başkanı, Joe Biden da Cumhurbaşkanı. Menendez Yunan kökenli. Joe Biden da 1972 yılında Yunan lobisinin ve Ermeni lobisinin oylarıyla kongreye girmiş bir kişidir. Ortam çok uygun ve bu nedenle de bana göre kasti bir şekilde bu karar kaldırıldı. Amaç, demin de söyledim, kaos yaratmak, Türkiye'yi çatışmaya zorlamak, halkı isyan ettirmek, bıktırma noktasına getirmek. Bununla birlikte ekonomik ambargoda uygulamak, Türk lirasını düşürmek için elden geleni yapmak ve 2023 seçimlerinde de şimdiki Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaybettirmek. Hedef bu. Bana göre çok net, çok da güzel görülebilen bir hedef. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Hatun. Tabii önümüzdeki günler daha bu noktalarda Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve ABD üçgeninde Türkiye'ye yönelik hamlelerle ilgili çok şeylere gebe olduğunu düşünüyoruz. Burada sular gitgide ısınıyor ve tabii tecrübelerinizden ve bilgilerinizden faydalanmak için umarız, tabii ki aramak zorunda kalmayız ama muhtemelen sizlerle bu konuyu daha çok konuşacağız gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim katılımınız için. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok üçüncü adım Güneydoğu Anadolu'da olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Programa katılmaktan onur duyarım. Onur, bütün izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Diliyorum. Sağ olun efendim. Güzel bir hafta sonu olsun sizlere. Sayın Hatun'la noktalıyoruz efendim. 17 Eylül 2022'nin ana haber bültenini yarın saatler 19.30'u gösterdiğinde yine Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınında ana haber bülteninde sizlerle olabilmeyi umut ediyoruz lütfen. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Buyurun.